Doktor Eşref Atabey, jeoloji yüksek mühendisi, kedi kumunun sağlığa etkilerinden bahsedeceğim. Türkiye'de 4 milyon kedi ve 2 milyon köpeğe evcil hayvan olarak bakıldığı, Türkiye'nin %19'unun kedi, %6'sının köpek sahibi olduğu belirtilmektedir. Evde beslenen kediler için kullanılan kum, beraberinde de bir takım sağlık sorunları getirmiştir. Evin içinde bir kedi kumu kutusuyla ilgili sağlık riskleri her zaman vardır. Bir kedi kumu kutusu kullanımdan sonra belirgin idrar ve dışkıya ek olarak kristal kedi kumu, geleneksel kil kumu, mısır kumu gibi biçimlerden oluşur. Videoda kedi kumu çeşitleri, kedi dışkısı ve idrarına bağlı parazitler ve hastalıklar, kum kutuları, kedi kumu önerileri ve dikkat edilmesi gereken hususlarıyla ilgili risklerin açıklamalarıyla birlikte, aynı zamanda aile ve diğer evcil hayvanlar için bu riskleri azaltma yolunda çözümler sunulmuştur. Kedi sahiplerinin videoyu sonuna kadar mutlaka izlemelerini öneririm. Kedi kumu olarak hangi tür malzeme kullanılır? Kedi kumu olarak doğal olanlardan bentonit, diatomit, sepyolit ve palagoskit, kimyasal olarak kristal silika kullanılmaktadır. Bentonit kedi kumu en az %50 simektit, montmorillonit içeren killerdir. Bileşiminde silisyum dioksit bulunur. Diatomit kedi kumu. Diatomit, kiselgur ve diatomit adı altında endüstriyel ham madde olarak kullanılır. Diatoma kavukası sulu amorf silistir. Diatomit kayaçları ise %86-94 silis içerir. Sepiolit palagoskit kedi kumu. Sepiolit fillosilikat grubuna dahil kil mineraldir. Sertliği 2-2,5 olup rengi beyaz, bej, kahverengi olabilir. Silis içerir. Palagoskit, fillosilikat grubuna dahil magnezyum, alüminyum ve silisten oluşan kil mineraldir. Diğer adı atapolojittir. Kristal ya da silika kedi kumu. Kristal kedi kumu ya da diğer ismiyle silika kedi kumu, uzun süre dayanıklı olması sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. Bu kedi kumu oksijen ve silisyumun birleşmesinden oluşur. Kumun elde edilebilmesi için büyük halde olan silisyum parçaları ayrılır ve kristal kedi kumu elde edilir. Kedi kumu üretimi. Türkiye'de bazı firmalar bentonit, diatomit, sepiolit, palagoskit türü çeşitli markalar adı altında kedi kumu üretimi yapmaktadırlar. Kumların granül boyutlarına göre bir takım klinik seriler üretilmekte. Üretilen her ürüne farklı parfümler ekleyerek tüketicilere farklı koku seçenekleri sunmaktadırlar. Aktif karbonlu ve hasta kedilerin dışkısında var olan bakteriler yok etme özelliğine sahip antibakteriyel ürünler üretildiği belirtilmektedir. Kedi kumu tozu kanser yapar mı? Kedi kumu genellikle bentonit, diatomit, sepiolit, palagoskit türü olup bazı zeolit mineralleri içerirler. Bunlarla aynı ortamda oluşabilen tozlarının solunduğunda karın zarı kanseri yapabilen eriyonit minerali de bulunabilir. Eriyonit mineral tozları iğnemsi şekildedir. Kedi kumu içinde solunabilir eriyonit mineral iğnecikleri bulunduğunda kanser riski olabilir. Kum taneleri parçacıkları kutu içinde birbirine sürtündüğünde toz oluşur. Yere yakın bir yavru kedi veya hayvanın mikroskopik partiküllerde nefes alma riski daha yüksektir. Kedi sahipleri aile kedi kumunu kutuya boşaltırken, kirlenmiş kumu temizlerken toza maruz kalırlar. Bu maruziyet devamlı olduğunda kanser, silikozis, astım gibi bir takım sağlık sorunları oluşturabilir. Sürekli olarak sodyum bentonit yutan insanların zehirlenme
belirtileri gösterdiği ortaya koyulmuştur. Kedi kumu tozu silikozis yapar mı? Kedi kumu olarak kullanılan diatomitin %95'i silisyum dioksit bileşimlidir. Yine sepyolit ve paligoskitin bileşiminde silisyum dioksit vardır. Bunların tozunun silikoz yapma riski her zaman bulunabilmektedir. Bir kimyasal olan silika kumu da keza risklidir. Silikozis, akciğerlerin iltihaplanmasına ve solunum zorluğuna neden olan bir akciğer hastalığıdır. Sodyum bentonit de sorunları tetikleyebilir. İnsanlardaki zararı test etmek için çok az araştırma yapılmıştır. Bu endişeye karşı bir çözüm, sodyum bentonit içermeyen kedi kumu satın almak ve bunun yerine buğday kumu, doğal kum veya mısır kumu kullanmaktır. Toz maskesi de iyi bir önlem aracıdır. Kirlenmiş kedi kumu tozu teneffüs edilirse toksoplazmos parazitleri vücuda girebilir. Kristal silika kedi kumunun zararları. Sıvıyı emmek üzere üretilen kristal kedi kumları kedilerin tüylerine, patilerine de yapışabiliyor. Kediler kendilerini temizlerken bu kumları yutabiliyor. Kedinin yuttuğu kristal kedi kumları hayvanın midesindeki ya da bağırsaklarındaki suyu emiyor. Bu da beraberinde dehidrasyonu yani sıvı kaybını getiriyor. Ayrıca besinlerin bağırsaklardan emilimini de engelleyerek son derece ciddi sorunlara zemin hazırlıyor. Amerika'nın en önemli hayvan hakları kuruluşlarından biri olan ASPCA, tüm bu nedenlerle kristal kedi kumu kullanılmamasını öneriyor. Kedi kumu insanlar için toksik midir? Kedi kumu kendi içinde insanlar için toksik değildir. Ürün tek başına dışkı veya idrarla kirlenmiş olana kadar biyolojik tehlike oluşturmaz. Yeni yürümeye başlayan çocuklar ve bebekler için kedi kumu toksik midir? Kedi kumu toksik değildir. Ancak çocuklar bazen istemeden kirli kumlarla oynarlar. Çocuklar ayrıca bir kedi ya da yavru kedinin patilerinde kirlenmiş kumu izlemesi ya da takip etmesiyle de bu duruma maruz kalabilirler. Kedi idrarı ve dışkı ile bilinen sağlık riskleri. Kedi idrarı ve kedi dışkısı insanlar için potansiyel olarak ölümcül olabilir ve kedi kumu kutusu taşınırken belirli kedi kumu dumanlarının neden olduğu solunum sorunlarını potansiyel olarak tetikleyebilir. Kedi dışkısı insanlar için toksik mi? Evet, kedi dışkısı Escherichia coli ve toksoplazmosis yayabilir. Ancak tüm kedi atıkları bu toksinleri içermez. Bir kedi kemirgenleri, kuşları veya diğer az pişmiş veya çiğ etleri yediğinde mevcut olan toksoplazmos parazitlerinin taşıyıcısı olabilir. Escherichia coli bakteriyel enfeksiyon. Escherichia coli bakterisi şiddetli karın krampları ve ishal nöbetleri de dahil olmak üzere bir dizi soruna neden olan yaygın olarak bilinen bir hastalıktır. Kedi dışkısı çocuklar veya köpekler gibi diğer evcil hayvanlar tarafından yanlışlıkla yutulduğunda sağlık riski oluşturabilen Escherichia coli içerebilir. Kedi kumu kutusundan veya kedinin patilerindeki olası dışkılardan kedi dışkısı yanlışlıkla yutulursa herhangi bir Escherichia coli enfeksiyonunu tedavi etmek için genellikle tıbbi tedavi veya antibiyotikler gerekir. Toxoplasmos gondii. Bu kedi dışkısı tarafından tetiklenen başka bir yaygın enfeksiyondur. Bahçede çalışan yetişkinler veya dışarıda oynayan çocuklar da dışarıda herhangi bir pislik bırakmamaya dikkat etmelidir. Bir kadın hamile ise Toxoplasmos gondii fetüsü için ölümcül olabilir. Yaşlılar veya bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler gibi diğer kişiler bu hastalığa karşı daha dikkatli olmalıdır. Toxoplasmos gondii, Toxoplasmos'a yol açan parazittir.
Kediler bu parazitin taşıyıcısı olarak hareket eder ve dışkılarından ookist şeklinde kaçar. Bu ookistler 1 ile 5 gün arasında bir kuluçka süresiyle hızla çoğalan küçük mikroorganizmalardır. Bu nedenle kedi kumunun günlük olarak düzenli temizlenmesi sorunların olasılığını sınırlar. Hastalığın belirtileri şiddetli ishal nöbetleri ile birlikte yüksek ateştir. Bazı araştırmalar kişilikleri bile değiştirebileceğini gösteriyor. Bazı vakalar enfekte olmuş kadınların %54'ünün diğer rahatsız edici yan etkilerle birlikte intihar girişiminde bulunma olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yuvarlak kurt yumurtaları ve larvaları Toxocara cati. Kedi kumunda bir diğer rahatsız edici toksin ise larvalarıyla birlikte yuvarlak kurtlardır. Yuvarlak kurtlar, yavru kedi ve kedilerde yaygın olan bağırsak parazitleridir. İlk tip Toxocara cati olarak bilinir. Bu özellikle yavru kedilerin annelerinin sütünü yutmasıyla veya kemirgenleri yemesiyle ortaya çıkan, özellikle küçük yavru kedilerde yaygın olarak görülür. Kediler kemirgenleri yediklerinde parazitleri ciğerlerine alırlar ve sonunda onları öksürürler. Bu larvalar insanları enfekte edebilir. Larvalar bağırsaklarda yetişkin yuvarlak solucanlar haline geldiklerinde kedi dışkısı ile atılan yumurtalar bırakırlar. Toxocaris leonina. İkinci tip yuvarlak solucanlar Toxocaris leonina olarak bilinir ve daha az yaygındır. Genellikle yaşlı kedilerde görülür. Hemen hemen her durumda bu larva insanları enfekte etmez. Bir veterinerin tedavisi kedinizin yaşına ve durumuna bağlıdır. İnsanlar üzerindeki etkisi açısından bu enfeksiyonlar en çok çocuklarda veya yanlışlıkla bu parazitlerle veya topraktaki yumurtalarla temas eden bahçıvanlarda görülür. Kedi idrarı insanlar için tehlikeli mi? Evet, kedi idrarı güçlü bir kokudan daha fazlasıdır. Aynı zamanda hem yetişkinlerde hem de çocuklarda alerjik reaksiyonlara yol açan amonyak yayar. Aslında çocukların vücut ağırlığı daha hafiftir ve amonyaya karşı daha düşük bir bağışıklığa sahiptir. Ve bu da onları yetişkinlerden daha yüksek risk altında bırakır. Bronşit, zatürre, KOAH ve astım gibi bağışıklık sistemi veya solunum rahatsızlıkları olan herkes bu yüksek riski paylaşır. Amonyak alerjisinin tipik semptomları arasında öksürük, kusma, genel mide bulantısı, baş ağrısı, hapşırma, kaşıntılı cilt, özellikle burun çevresinde baş dönmesi ve kırmızı gözler bulunur. Kedi kumunu kullanırken genel önlemler. Dışarıda çalışırken daima eldiven giyin ve çalışmadan sonra hayvan idrarı ve dışkısı ile cilt temasını önlemek için ellerinizi yıkayın. Dışarıda veya evcil hayvanlarla oynadıktan sonra çocukları ellerini yıkamaya teşvik edin. Çocukların açık kum kutularına veya kum çukurlarına dikkat edin. Çünkü kediler bunları kedi kutusu olarak kullanabilir. Bu da çocukların maruz kalma riskini arttırır. Kullanılmadığı zaman kum çukurlarını örtün veya bir garaja veya kulübeye getirin. Bu hastalıklara maruz kalma riskini azaltmak için bahçedeki meyve ve sebzeleri tüketmeden önce mutlaka yıkayın. Paketleme sürecinde iyice yıkanmamaları durumunda mağazadan satın alınan meyve ve sebzeleri de yıkamak iyi bir uygulamadır. Kedi kumu kutularını temizlerken ellerinizi yıkayın veya eldiven giyin. Kedi idrarı ve kedi kumu kutuları. En iyisi kedi kumu kutusunu doğrudan halı kaplı bir alana yerleştirmemektir. Çoğu zaman kediler kutuya değil, halının üzerine idrarını kaçırabilir. Bu durumda mümkün olduğunca çabuk temizlemek önemlidir. Herhangi bir idrarı temizlemek için lekeyi ovalamayın. Bunun yerine eldiven giyin ve mümkün olduğunca fazla idrarı emmek için bölgeyi temizleyin.
Bakterileri olabildiğince çabuk öldürmek için hidrojen peroksit, ticari temizleyiciler, sirke, kabartma tozu veya dezenfektanlar kullanın. Amonyak bazlı temizleyicileri asla idrar amonyağı ile reaksiyona girdiklerinden ve pisliği daha da kötüleştirdiklerinden kullanmayın. En iyisi atlıkta çam talaşı, bentonit kili veya sedir talaşı kullanmaktır. Bunların idrar kristalleri ve amonyak oluşumunu önlerken idrarı hızla emdiği bilinmektedir. Bir kedi kumu kutusunun astarlanması da yararlıdır. Hamilelik ve kedi kumu kutuları. Kedi dışkısı toksoplazmo gondi taşıyabileceğinden ve hamile bir kadının bağışıklık sistemini veya fetüsünü etkileyebileceğinden, hamile olan veya hamileliği düşünen hiç kimse kedi tuvaletini temizlememeli ve yakınında bulunmamalıdır. Hamileler yeni bir kedi, yavru kedi veya sokak kedisi sahiplenmekten ve kedi kumunu değiştirmekten kaçınmalıdır. Eğer görevi başka kimse yapamıyorsa hamile kadınlar tek kullanımlık eldivenler giymeli ve sonrasında ellerini sabun ve ılık suyla yıkamalıdır. Kedi kumu temizlenmediğinde tehlikeler. Herhangi bir potansiyel riskten kaçınmak için kedi tuvaletini temiz tutmak zorunludur. Bu, dışkı ve kümelenmiş kirli kumların günlük ve hatta günde iki kez çıkarılması anlamına gelir. Ayrıca altlığın haftada bir kez tamamen değiştirilmesi gerekir. Kediler kirli kutuları sevmezler ve çok kokarlarsa onları kullanmayı bırakırlar. Bunun yanı sıra kirli kedi kutuları düzenli olarak temizlenmediği takdirde bakterilerin üreme alanıdır. Sağlık için kedi kumu kutuları önerileri. Kedi kumu kutularını mutfağa veya yemek yediğiniz herhangi bir yere koymayın. Kedi kumu yığınını günde en az bir kez temizleyin. Altlığı her değiştirdiğinizde veya temizlediğinizde daima ellerinizi yıkayın. Altlığı haftada bir tamamen değiştirin. Kedi kumu kutusunu plastik bir torbayla veya astarla kapatın, atın. Asla doğrudan çöpe atmayın. Kedi kumu kutusunu haftada bir kez sıcak su ve hafif bir deterjanla yıkayın. Bağışıklık sisteminiz hamileyken olduğu gibi düşükse kedi kumunu değiştirmekten uzak durun. Diatomit, sepiolit, paligorskit, kristal silika kedi kumları yerine doğal içerikli talaş kedi kumu iyi bir alternatiftir. Bu kum doğal içerikli, tozsuz ve kedi yuttuğu takdirde doğal olduğu için zarar vermemektedir. Ayrıca bu kedi kumları biyolojik olarak parçalanabiliyor, koku, boya gibi maddeler içermiyor ve kompost yapımında da kullanılabiliyorlar. Sağlık dileğimle.